Yerel seçimlerde Saadet Partisi'nden Eyüpiye Belediye Başkan adayı olan ve 40 bine yakın bir oy alan Hasan Oğul, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez tarafından üstün başarı ve çalışmalarından dolayı Urfa Milletvekili adayı gösterildi. Bugün adeta gövde gösterisiyle Şanlıurfa'ya gelen Oğul, Eyüpiye ilçe binasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oğul konuşmasında şunları söyledi. Tüm Urfalı hemşehrilerime önce saygılarımı sunuyorum. Bu teveccühten dolayı bizi çok mükemmel karşıladılar. Yüreklerine, bağırlarına bastılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmak belki Urfalılara çok zor görünebilir ama bugün %99'u Müslüman bir ülkede, halkın %99'u Müslüman bir ülkede, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni dinsizlikle suçlamak abesle iştigaldir. Biz de Müslümanız, Cumhuriyet Halk Partisi de Müslüman ve din üzerinden bir siyaset yapmayacağız. İnsanların hangi parti çatısı altında siyaset yapmaları önemli değil. İnsanların kişilikleri, liyakatları, vizyonları önemli. Hizmet edemeyen AK Parti'de 10 tane milletvekili var. 13 yıldır iktidar. 13 yıl, 12 yıl bitti. 13. yıla girdi. Urfa eski Urfa. Yollar yok, elektrik yok, su yok, belediyecilik yok, hizmet yok. Ne vardı da bu iktidar partisinde İslam üzerinden, din üzerinden siyaset yapan bir partide yolsuzluk, hırsızlık falan, 40 haramiler bir arada, o ona teslim ediyor, bu buna teslim ediyor. Ne vardı da Urfa'da, Urfa'da ne yeni olan ne vardı da biz yok dedik. Ben mahalli seçimlerde de bunları dile getirdim, seslendirdim. Ben elektrikten bahsederken bu memleketin çocukları elektriğin ne olduğunu, yani bu problemle karşılaşacaklarını tahmin bile etmiyorlardı. Akçakale'de, Harran'da 200 bin dönüm pamuk ve mısır kurutuldu. Bugün pamuğun kilosu 1100 lira. 12 yıl önce 1 kilo pamuk 1800 liraydı eski parayla. Bugün 1100 lira, mazot 5 lira, gübre 3 lira ama pamuk geriye doğru gitti. Türkiye bugünkü tarih itibariyle 1,5 milyon ton arpa ithal etti. Çiftçinin belini kırmak için, ithalatçıları zengin etmek için bu memleket talan edildi. Bu memlekete yabancılar hakim oldu. Müstemleke bir memleket yönetimiyle yönetilmeye çalışılıyor Urfa. Urfa'nın evlatları hakir görüldü, hor görüldü, itildi. İnsanları Kürt, Arap, Türk, Alevi, Sünni diye ayrım yaparak idare edemezsiniz. Bu toplumu bir arada tutmamız lazım. Şarttır bu. Kürt, Arap, Türk kardeştir. Biz bu kardeşlik üzerine biz siyasetimizi bina edeceğiz. Biz böyle devam edeceğiz. Daha önce de öyleydik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Din üzerinden siyaset yapanlar hırsızlık yapmasınlar. Dinin emirlerini yerine getirsinler. Din neyi emrediyorsa onu yapsınlar. Biz de onların peşinden gidelim. Bunlar hem yalancı, hem talan, hem hırsızlık yapıyorlar. Memleketi soyuyorlar. Ondan sonra din üzerinden siyaset yapıyorlar. Elhamdülillah biz Müslümanız. Biz dinimizi değiştirmedik. Mezhebimizi değiştirmedik. Biz Urfa sevdasıyla bu memlekete hizmet etmek için var olacağız. Ankara'da hizmet edeceğiz. Urfa'da hizmet edeceğiz. Türkiye'nin her yerinde Urfa siyasetini yapacağız. Ve Urfa'ya sahip çıkacağız. Urfa'nın evlatlarına sahip çıkacağız. Bürokraside iki tane Urfalı yok Ankara'da. İki tane Urfalı yok bürokraside. Kırşehir'de Urfalılardan bir Urfa'nın ilçesi kadar bürokrat var. Yozgatlı var, Sivaslı var, Maraşlı var ama Urfalı yok. Urfalı geldikten bir ay sonra ya altındaki, elindeki bütün görevleri elinden alıyorlar ya da pasifize ediyorlar. Ondan sonra göstermelik kravatlarını takıyorlar. Ondan sonra gidip bürokraside biz bürokratız diye Urfa'nın evladına sahip çıkmıyorlar. İşsizlik had safhada, mevsimlik işçi, memleketin %75'i mevsimlik işçi. Aç, susuz, bir de Suriyeliler var üzerinde. Hastanelerde 5 kişi yatıyor bir yatakta. Çocuk doktoru yok, bilmem uzman doktoru yok. Urfa'yı çağ atlatıyorlar ve Urfa'ya %90 küsür AK Parti'ye, AKP'ye oy çıkıyor. Ama bu hizmet karşılığını almadı. Bu oyların karşılığı hizmet olarak gelmedi Urfa'ya. 12 yıldır Urfalı kandırıldı. Urfa'nın hayalleri, Urfalı'nın hayalleri ertelendi, ötelendi. Bu memlekete sahip çıkan evlatlara da çamur attılar ya da din üzerinden siyaset yaparak biz hangi partide, hangi çatı altında olursak olalım biz memleketimize hizmet edeceğiz, Urfalı'ya sahip çıkacağız, Urfa'ya sahip çıkacağız.